Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Valla benim pek değil. Gerçekten değil. Bu çok samimi bir inceleme videosu olacak. Çünkü dün gece Money in the Bank'i izlerken ki uzun zaman sonra da aylar sonra Nisan'dan sonra ilk defa bir gece şovumuz vardı. İlk defa not da almadım. Genelde not alırım. İşte inceleme videosunu yaparken şunu diyeyim, şunu dikkat edeyim. Bu sefer not almadım. O yüzden bir sürü şey de unutacağım. <laughs> Haberiniz olsun. 5 tane maç vardı. Şimdi maçları puanlayacağım. Yorumlayacağım. Çoğu puanlayacağım. Yorumlayacağım. Ama önce şunu söylemek istiyorum ki Allah belanızı versin. Gerçekten. Oğlum bak kendi kişi... siz kendinizi kendinizi düşünün. Ben kendimi düşünüyorum şu an. Sadece 4 saatlik uykuyla ben dün işe gittim. Tamam mı? Öyle gerekti kardeşim. Gittim mi işe. 9 saat mesai. Hadi 10 saat daha yolunu şeyini falan da say. 10 saat mesai tamam mı? Geldim eve. Smackdown vardı. Smackdown yayını açtım. Beraber izledik arkadaşlarla Twitch'te. Hemen akabinde. Milli maç vardı zaten. Milli maçta ee, güzel duygular yaşadık. Hani görebildim ki gerçekten tur atlayabileceğimiz bir maçtı. Bazı zırvalıklar yüzünden onu da atamadık. Ondan sonra bir saatim vardı yayına kadar. Maçtan sonra. Birazcık bir dinlendim şöyle. <laughs> bir saat bir böyle bir dinlendim. Kendime geldim falan. Sonra yayın açtım. Hani de ben yayını. <laughs> bir de. Yani hiç uyumadan yayına girecektim. Normalde ben e, bu tarz yayınlarda şöyle yapıyorum. 2'de ya da 3'te başlıyor. Ben böyle bir 11 gibi falan bir kafayı kuruyorum. Uyuyabilirsem 2-3 saat dinlenip uyuyup daha din şekilde kalkıyordum. Pay per view yayınlarına. Konuşamıyorum bile. Bunu yapmadım. Çünkü yapmaya vaktim yoktu. O kadar hype'lıydım ki. Yani ben Money in the Bank... Bak bunu Huma buradan selam olsun. Kendi istiyordu. Her sene Money in the Bank'e hype'lanıp hayal kırıklığına uğruyor Enes abi diye. Bu sefer hype'lanmadım. Money in the Bank maçına hype'lanmadım ben. Ben Paper per viewa hype'landım. Çünkü bize güzel şeyler söylediler. Yani Güzel bir şekilde hikayeyle geldik bana indi belki. Bak okeyim bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Ama şovun başlamasına birkaç saat var. Triple H çıkıyor diyor ki WWE'nin landscape'i değişecek. Çehresi değişecek. Üf neler göreceksiniz var ya falan. Sonra Tristaris çıkıyor. showda çıktı. İşte başında çıktı yani şovunda. İşte en önemli gecelerden biri WWE'nin en büyük gecesi olacak bilmem ne. Bundan sonra ben bitti. Bak ben de bitti. Net söylüyorum size. Bir maç yaparlar tarihin en büyük maçı olacak. Bir şov yaparlar biggest greatest bilmem ne of all time. Ben de bitti. Gram inanmıyorum bundan sonra. Onu diyorlar. Ha yar ne <laughs> YouTube'da ya da söyleyeyim. Hele bilmem ne tamam. Okey desinler o lafı ama maçı izlerim. Şovu izlerim. Ondan sonra yorumlarım. Bundan sonra öyle inanmam asla şeye. İşte en büyük bilmem ne olacak. Tarihin en önemli bilmem nesi olacak. Bundan sonra gram inanmıyorum böyle şeylere. Onu da söyleyeyim. Hadi geçelim maçlara. Güzel bir giriş oldu. Geçelim maçlara. İlk maçımız. Çık anasını satayım. Kalemi sende ya. İlk maçımız. Erkekler. Money in the bank. Arada bazı şeyler unutuyor olabilirim. Kusura bakmayın. Unuttuğum ne varsa siz ekleyin aşağıya. Tamam mı? Bak. 6'da uyudum. 7, 8, 9, 10, 10, 5 saat uyuyabilmişim neyse ki. 11'de. Genelde böyle alarm çalmadan uyanırım. Bu sefer tabii ki de alarmla zar zor uyanmışım. Onu da söyleyeyim. Çıktım. Gece sıçmamıştım tamam mı? Bu bok gibi şovdan sonra. Sıçmamıştım tutmuştum bokumu. Sıçtım geldim. Şu an bunu çekiyorum. Ve bunu çektikten sonra da işe gideceğim ben. Gecikeceğim de birazcık. Ben bunları ayarladım. İyi şeyler beklerdim. Neyse. Drew McIntyre, Andrade, Carmela Hayes, Chad Gable, Jay Uso ve LA Knight'ın oh, Man in the Bank maçında. Erkekler Man in the Bank maçıyla başladık. 16 dakika 30 saniye süren bir maç. <gülüyor> <gülüyor> Zaten girişlerle beraber, video ile beraber 20 dakika oldu maçın başlanmasına. Maçta önemli anları şöyle bir düşünüyorum bak. Tamam bak. Çok detay vermeyeceğim ben bu şovda. Ben yani çok direkt yorumlayacağım. Çok detay vermeyeceğim. Çünkü sıkıldım. Maç güzel miydi? Güzeldi. Chad Gable'ın mesela asılı kalması var. Onu hatırlıyorum. Yukarıdan düştü. C Düştükten sonra hatta Jey Uso spear çaktı. LA Knight ve Jey Uso'nun ara ara böyle vs atmaları var. Ee, Andrade maça renk katacak dedik. Gerçekten renk kattı. Güzel spotları vardı. Carmel Hayes de keza öyleydi. Ee, Andrade zaten hani böyle en OMG momentları falan yapacak dedi. Şu an gerçekten bazı kere daha söylüyorum. Son kez söylüyorum. Bir daha söylemeyeceğim. Anları atlıyorum. Kusura bakmayın. Aklıma da değil şu an çünkü. Ana şeylere odaklandım. Aç döndüğü Dolaştı. İşte Andrade var. Carmelo Hayes var. Mesela tam böyle işte atıyorum J. Uso uzanmaya çalışacak bir şey olacak. Mesela Drew McIntyre merdiven fırlattı. Hatırlamıyorum şu an kim alıyordu onu. J. Uso fandı galiba. Merdiven fırlattı. Buradan Kero'ya da selam olsun. Gitti oraya. Umarım keyif almıştır. Keyif aldığını tahmin ediyorum bu şovdan. Ya da Pro Wrestling Studio'da konuşuruz. Elena, Jey Uso. Benim kazanması muhtemel kişilerdim. Ama Drew McIntyre'ı soktuktan sonra dedim ki tamam bunlar kesin Drew McIntyre, CM Punk bir şeyi işleyecekler. İlk akla gelen şey nedir? İlk akla gelen şey Drew McIntyre. Eklendi sonuncu olarak Money in the Bank. Yani ya bu maç bitmeden CM Punk karışıp Drew McIntyre'a maçı kazandırmaz. Ya da daha büyüğü. Bence hani ilk en akla gelecek olanı Drew McIntyre Money in the Bank'i kazanır. Cash'in yapar. Çünkü Drew dedi ki ben Money in the Bank'i alacağım ve bu gece şampiyon ayrılacağım. Belli ki ben Money in the Bank'i alacağım ve Cash'in yapacağım demektir bu. Orada Sian Punk karışır. Drew McIntyre kazanamaz ve biz bir yıl boyunca daha Money in the Bank bekleriz. Money in the Bank biter gider çünkü. Geleceğiz oraya da. <laughs> Maçın Drew McIntyre kazandı. Hadi maçı yorumluyorum. Maçı yorumluyorum. Drew McIntyre kazandı. Ee, maç güzel miydi? Hadi güzeldi. Yani fena değildi. 7 veriyorum maça. Maç aslında kısa yani. Bir man indi maçı daha uzun sürer genelde. 16 dakikada çözmüşler bu maçı. Drew McIntyre kazanmış. Bunun içi nerede? Oğlum nerede harbiden ben, ben bunu neyle sileceğim? Sinirden ne yaptık biz ya? Dur. Heh buradaymış. Silginin içi yok. Şimdi. Arkadaşlar. Maça yedi veriyorum. Drew McIntyre maçı kazandı. Drew McIntyre'ın maçı kazanmasına ben sevindim. Çünkü bu adamın şampiyon olma ihtimali vardı ama acaba akıllarına ilk geleni yaparlar mı dedim. Ve harbiden yaptılar. Oraya da geleceğiz. Ben bu maça 7 veriyorum. <laughs> Geldik semizem Brom Breaker maçına. Günün en kısa maçı. 13 dakikalık bir maç. Temiz geldi tabii ki Kanada'da seyircisi önünde muhteşem yani Suriye kökenli bir Kanadalı olan Sami Zayn, kendi seyircisi önünde Kanada'da sevildi, sayıldı. Ama mesela Arap şovuna gittiği zaman daha özel girişler yapıyor bu arkadaş. İşte böyle bilmem ne Arap kıyafeti giyiyor, onu yapıyor. İşte yallah habibi falan bir şeyler söylüyor, seyircinin gönlünü alıyor falan böyle. Tamam mı? Sami Kanada'dan işte böyle seyirci onu destekliyor o şekilde giriyor ama özel girişlerini Arap şovlarında yapıyor. Daha böyle şekil şükür oluyor. Tamam hadi hadi tamam. Hadi ona da laf söyleriz. Hadi ona da laf söyleriz. Tamam okey geçtik orada. Brom Breaker geldi. Şimdi Brom Breaker Sami Zayn'in karşısında çok kısa süre önce çıktı. Dedi ki hadi gel dedi. Mantıklı olan Sami kazanmasıdır değil mi? Değil mi? Kazandı zaten. Sami Zayn Brom Breaker maçı kötü bir maç değildi. Ee, yine bunu vereceğim. Çok mu aman aman bir maç değildi. Puanım 7'dir bu maça. <laughs> Brom Breaker maçın bir bölümünü gerçekten dominant geçirdi. Brom Breaker maçın bir bölümünde squashladı. İlk 5 dakikasında falan gerçekten Sami dövdü. Ve dedim ki tamam Sami Zayn daha ki olsa, Sami Zayn bu maçı alır. İki kez daha beklediğim gibi oldu. Ama benim tahmini ve is, ısrarla Sami Zayn kazanabileceğini tahmin ettiğim halde Brom Breaker dedim. Çünkü ben bir şeyler umuyorum. Sami Zayn, WrestleMania'da Günter'i kul kapla, John Cena gibi böyle bir, bir çıldırarak falan böyle yükselip yendi. Ki sen ana kemer falan main eventer değilsin. Onu söyleyeyim. Main eventerler bunu yaptıysa zaman arada Cody'de yapıyor böyle eleştiriyoruz ya. Money in the şeyde de var. Money, in the için, Money in the bank'de mid -card kemerinde de var böyle bir şey. Sıkıntı yok. Yine işte Sami Zayn bir şekilde kalktı falan. Brombreaker'ın performansını ben Tam bir olmak gerekirse. Ama daha ilk maçtan Emery vermeyeceklerini bildiğim için dedim hadi bakalım semizeni nasıl alacak. Semizeni aldıktan sonra da dedim ki gerçekten bu sefer bildiğim mantığımı falan bırakıyorum bir kenara. Ben farklılık istiyorum dedim ya. Bu sefer ilk defa bak her zaman şey yaparım e, genelde mantık çerçevesinde yorum yaparım ve öyle olduğu zaman da hani daha böyle işte yürekten fanatik gözle izleyen arkadaşlar da bazen ızıt düşeriz. Bu sefer abi Bron Breaker alsaydı ne olurdu yani? SummerSlam'da belki alacak. Okey. Ama şimdi alsaydı ne olurdu? Erken ya. Bir kere de feud böyle derinleşmeden, işlemeden bir verin kemeri ya. Sami Zayn zaten ortada yokken, Günter, Chad Gable feudu vardı. Chad Gable bu kemeri alacaktı. Hadi Sami katalım biz araya dediler. Sami Zayn geldi. İşte Rocky'ye şey yapan, ee, siz söyleyin. Apollo Creed gibi... Yaparsın aslansın sen yaparsın bilmem ne gazladı gazladı gazladı. Chad Gable sonunda heal oldu zaten alamadı. Temiz de bir daha kemeri. Brom Breaker çıktı. Verin bir kere ya. Ne olacak ya oğlum bir kere verin abi. Ver bir kere ya. Farklı bir şey görelim ya. Sami Zeyn ne vaat ediyor ya. Abi gerçekten Sami izleyip böyle ben artık keyif alamıyorum şeyde. Çok iyi güreşçi mi çok iyi güreşçi. Ben Bloodline hikayesinin en önemli adamı bir de, yani tabi Roman ama iki numaralı adamıydı. Oğlum, bu Bloodline hikayesinin en böyle zirveye çıktığı dönemde en kritik adam Sami Zayn'di. Çok keyif aldım. Ve o adam çok güzel şekilde Tag Team oldular, Hikayeli bir şekilde Usolar'ı yendiler Kevin Owens'la beraber. Kevin Owens zaten bir süredir Bloodline'la mevzularda yani. Uzun zamandır. 2020'den beri. Ve çok güzel bir Hikayeyle bu adamları kazandırdınız. Ondan sonra adım 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 düştü gitti ve Semizan Intercontinental kemeri kazandığı zaman hiç heyecanlanmadım. Gram heyecanlanmadım. Çedgi bulasa daha iyiydi. <laughs> heyecanlanmadım ki. Çünkü Semizan artık bir standardı var ve hep böyle gidiyor. Bu saatten sonra Semizan sana ekstra olarak bir şey sunamaz. Sunabilir. Burada işte yazarsam verir. Bu da ne biliyor musun? Kemeri kaybetsin şu adama. Bir kere bir verin abi. Ver abi ya. Chad Gable yükselmek istiyor. Ver abi şu kemeri. Bron Breaker yükselmek istiyor. Versene kemeri. Semize'nin zaten Intercontinental şampiyonu olmuş bir adam. Farklı ne yapıyor? Evet bu sefer face. Eskiden healed'ı falan. İşte yoldaş gibi geziyordu falan böyle. İşte devrimci yeşiliyle falan. Eee, e bu... Çıkıyor. Seyirci zaten seviyor. Destek alıyor. İyi güreşiyor mu? Güreşiyor onun farklı şeyler görmek istiyoruz lan bazen. Okuyacağım şimdi devam. bir yemin ederim. E geldik en büyük olaya. Bak. Çok büyük olay. Muazzam olay. Ama bu geri zekalar öyle hype'ladılar ki dediler ki devir değişecek, bilmem ne, yer yerinden oynayacak. Evet bu yer yerinden oynatacak kadar önemli bir duyuru bu. Can Sina'nın açık açık 2025 yılı son olacağı duyurusu çok büyük bir şey. Ama sen çıkıp şovdan önce olaylar olacak, neler olacak deyip bunu sadece cansina mevzusuyla sınırlarsan ben söverim. Can sana yoktu piyasada. Tristan's geldi. Dedi ki, ee, biz bizde de evet arkadaşlar, e, benim işte çok yakından e, tanıdığım, çok sevdiğim bir arkadaşım şu an burada ve geliyor. 16 kez dünya şampiyonu. Bunu ısrarla vurguluyorlar. 16 kez dünya şampiyonu Can Sina diye. Şimdi Sina'nın Toronto'da olduğu haberini aldım ben zaten. Ya aldım ben derken, gördük yani. Sina'nın oralarda olduğunu sızdırıldı, evet. Ben zannettim ki mesela Bloodline'da 4 kişi var ya, Angola güreşmeyecek. Onu da katacaklar, 4'e 4 yapacaklar herhalde falan dedim. Ya da oraya karışacak falan, hayır olmadı. İyi ki de olmamış, tamam. Harbiden olmamış. John Cena geldi, heyecanlanmayan gerçekten böyle pek yoktur herhalde. Ama ne olacak acaba? Ne diyecek falan diye. Adam bir çıktı üzerinde şey last time diye. Abi yeni bir konsept çıkarmışlar. Yine kırmızı bir tişört. Ee, eski cansına geri döndük. 10 yıldan aşkın bir zaman. Çıkarmışlar şeyi. Bir o flamayı bir çıkardı last time. Aga dedik emekli oluyor bu adam. Ben zannettim ki arkasında bir kapı var. <laughs> Tişörtün. Lan emekliliğini falan duyurmaya gelmedi. Direkt tak diye emekliliğimi duyurmaya geldim dedi. E dedik ondan sonra 2025. Royal Rumble, Chamber ve WrestleMania benim son Chamber'ım, Rumble'ım ve WrestleMania'm olacak dedi. Şimdi bunu söylediği zaman ben dedim ki evet WrestleMania'da emekli oluyor bu adam. Belli ki bir şey yapacaklar ve full time şekilde takılacak gibi. Rumble Chamber şey dedi ve Netflix e özellikle söyledi. Anladık ki arkadaşlar evet 2025 yılının girişinde başında Netflix'e geçiyor tabii tabii ve büyük bir hamle lazım. Mesela Roman'ın dönüşü falan olabilirdi. John Cena'yı döndüler ve full time dönecek büyük ihtimal. Bu bence çok güzel bir şey. Ne olursa olsun John kafasında işte dur ya benim şimdi bir ay sonra filmim var falan kaygısı olmadan kafasını tamamen WWE verebilecek bir süreç izleyeceksek Road to WrestleMania ben lazım. Ve bu süreçte bakın unutmayın Randy Orton un ne dedi benim hayal maçım WrestleMania'daki en büyük maçın hayal maçı ne diye benim John ile ana kemer maçı dedi. Çünkü ben birebir böyle bir maça çıkmadım hiç John ile dedi. Bak, bu adamlar birbirinin en büyük rakibi. Ama bu adamlar WrestleMania'da birebir ana kemer maçına hiçbir zaman çıkmadılar. Şimdi ne olacak? Bunu verin mesela. Yapın bunu. İsterim. Ve Triple H bu olaydan sonra John Cena ile sarılıyor fan arka alanda ve video başlığı ne biliyor musunuz Triple H'in? The GOAT. Greatest of all time. Triple H sen bu adama God diyorsan, WWE bu adama God diyorsa ve yıllardır God 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 diye bu adam diyorsanız siz diske küfür etmemek için zor tutuyorum anasını sattığım YouTube'u. Siz bunu vereceksiniz. 17. şampiyonluğu vermeniz gerekiyor hocam sana. Ben isterim bunu. WWE kemerini verme. Hadi Cody Roman falan oralar okey rock'tır bir şey tamam. Ama bari ötekini ver. Bu adama bir dünya şampiyonluğu verin ve God diyorsanız bu adamda ben 2025 yılında emekli oluyorum diyorsa verin abi. Bak vermeyecekler büyük ihtimal. Ha çok da büyük evet illa versinler diye bir şey yok ama verirseniz o kadar güzel jest olur ki siz bu adama God diyorsanız bu adamı Ric Flair'ın 16'sının üstüne çıkarıp 17 yapıp bizim WWE tarihinin dünyada en çok ana kemer kazanmış güreşçisi John Cena. Bu adam bizim GOAT'umuz diyebilirsiniz rahatlıkla. Yapın bunu mesela. Bu bir jesttir. Sonra ne oldu? Show bittikten sonra ben uyudum. Demin uyandım. Uyandığım zaman bir baktım telefonuma. Jansina Cena basın açıklaması yaptı. Ben izlemedim çünkü. Show bitti gibi yaptım. Jansina demiş ki Evet, WrestleMania sonra WrestleMania ama 2025 sonuna kadar, aralığa kadar bir süreç dedi. Galiba arkadaşlar Jansina bir yıl boyunca herhalde filmdir, mimdir bunları bitirdi, ayarladı. Ben bir yıl WWE'deyim dedi galiba. Eğer Jansina kariyerinin son döneminin son yılını full time şekilde WWE'de geçirecekse çok büyük saygı duyarım kendisine. Ve ona o şekilde veda edeceksek al, ayakta alkışlarım. Güzel. Devam. Günün en güzel şeydi herhalde. <laughs> Şimdi geldik buraya. Demi Priest, set freaking Rollins, World Heavyweight Şampiyonluk maçı. Maç içinde hayatınızda görebileceğiniz en zırva boçlardan bir tanesi oldu. Maç güzel miydi? Cetrunes'in hafif göbek saldığını gördük. Cetrunes gelmiş buraya. Cetrunes gerçekten ben bu maçı izleyince hadi her zaman söylemem bak. Bir sonraki haftaya bakalım derim. Erken konuşmam ama şu an erken konuşuyorum. Cetrunes sen niye geldin? Hadi dur yanlış hedef oldu. Cetrunes değil. WWE sen niye döndürdün? Siyan Punk, Drew McIntyre mevzularında arada bir de o da kızsın diye değil mi? Bu mu? Abi Damien Priest, Seth Rollins'in maçı 14 dakika sürmüş. Keyifli maç mıydı? Güzel maçtı. Sıkıntı yok. Ama maçın sonlarına doğru öyle bir büyük saçmalık oldu ki. <laughs> Seth Rollins, Falcon Arrow yaptıktan sonra Damien Priest'e. Damien Priest normalde atması gerekirken atmadı. Hakem saydı. 1, 2, 3. Saydı sonra 2 saydım. 2 dur olmadı dedi. Muhtemelen orada ne yapacaklardı biliyor musunuz? Tam o pine giderken Drew McIntyre gelecekti. Ve bunu yapamadılar. Çalamadılar, basamadılar. Ya da Drew Mc, şey Damien Priest onu atacaktı. Yerdeyken Drew McIntyre gelecekti. Maç triple threat'e dönecekti. Her ne olursa olsun. Ya müziği duymuyor musun madem? <laughs> Eğer Drew mi gelecekti önceden? Müziği duymuyorsan kick atlayacaksın. Damien Priest sen salak mısın oğlum? Kick atlayacaksın. Onun maç bitti lan set yendi seni. <laughs> kick atlamadığın için set seni yendi. Hakem 1, 2, 3 saydı duyduk lan sonra. Ha yok yok 2, 2 falan dedi. O sırada kargaşık falan derken duruma gider geldi. O kadar senkron kaydı ki. Zırvaladılar ki bu kadar olur yani. Ve bütün şovda neredeyse her maçta saçma salak boçlar vardı. Daha dur son maça da geçeceğiz. Yani. Roy Star kafasını yarıyordu. Tangaloa dediğiniz adam. Oğlum bir adam low blow'u nasıl boçlar ya. Önce pandi böyle küçük. <laughs> Hadi dur. Drew McIntyre geldi ve Setronis bilir. Setronis sever. Money in the bank. Kul cool Cash'in kullanıp triple threat'e çevirmeyi maçı. Bunu yaptılar. Yaptılar bunu. Maç triple threat'e çevrildi. Drew McIntyre çok hayırlı şekilde geldi. Setronis'i dövdü. Damien dövdü. Tam maçı kazanacakken beklenen olay oldu. Siyan Punk geldi. İşte ilk beklenen oldu yani. Siampan geldi. Güzel bir şekilde Drew McIntyre dövdü. Hatta kemeri aldı kemerle kafasına vurdu. Saturnus'ta bir şekilde dışarıdaydı. Damien Priest de kazandırdı tekrardan. Damien Priest kemeri kazandığından beri birisi yardımcı olmadan tutamıyor kemerini. Bunu görmüş olduk yani. Tutamıyor. Gördün Damien Priest çıkıp oralara ben havalıyım. Ben Damien Priest'im, işte Judgment Day'in lideriyim falan filan diye. Ve arka alandaki segmentte hatırlayın. Finn gerginlik oldu. <laughs> Finn gerginlik oldu. Yardım istemiyorum bilmem ne falan. Finn Balor dedi ki, emredersin paşam dedi. Açık açık, yakın çekim gibi emredersin paşam dedi. Ve ben de dedim ki, aha. Drew McIntyre, Sian yapacaklarsa Finn Balor'da girecek bir şeyler olacak diye. Bari bunu yapın değil mi? Yapmadılar lan. Sadece Sian karıştı. Bak Abi, totalde baktığın zaman güzel olay mıdır? Çok güzel olaydır. Drew McIntyre feud'u ilerliyorken, hastalık etmişken Ciampunk'ı bu sefer Money in the Bank kazanmış. Drew McIntyre'ın Money in the Bank'i heba etmek gerçekten çok güzel olay. Muazzam olay. Ama diyorsun ki diyorsun ki Ciampunk Drew McIntyre feud'u zaten kemersiz şekilde güzel işleniyor. Bu Money in the Bank'i bunu yapmasan da olur, değil mi? Mantık diyor ki yapma onu. Ver Man in the Bank'i farklı bir şey yap anladın mı? Bak bunu yapmadan da oluruz. Çünkü bir yıl boyunca bir tane Man in the Bank görmeyeceğiz. Yapma işte. Bak güzel bir şey evet çok güzel bir şey. Çok büyük bir şey. Ama yapma. Ver abi LA ver. Ver abi şey var. Chad Gable'a ver ya. Ver abi yeni bir şey dene ya. Jey ver oğlum. Jey ver ya. Ver oğlum. Bak sevindim Man in the Bank'i için. Böyle bir şeyin yaşanacağını da tahmin ediyordum ama bu gece bunu bitireceklerini herhalde yapmazlar diyordum. Yaptılar ya. Drew Sian Punk feud'u benim bu sene şu an resim sonra izlediğim en güzel şey. En güzel hikaye. Hala güzel. Ama sanki gerek yoktu gibi. Buna gerek yoktu gibi ya. Money in the Bank'i de harcamasaydın be. Ya bak hadi harcadın bilmem ne oldu. Arka alanda Finn Balor bir şey yaptın. Var Finn ilgili bir şey yap. Yap abi. Onu da Katar'a ya. Yani Sian Punk bu arada çok öfkeli. Yani bu güzel oldu. Setron Sian Punk'a laf söyledi. Burada tam bu sahnede Michael Cole ne yapıyorsun sen Punk dedi. İşimi dedi orada. My job dedi. İşimi yapıyorum dedi. Sian Punk bir şekilde güzel gidiyor. Bak Sian Punk durum gerçekten güzel gidiyor. Ve yapılabilecek en büyük şerefsizliklerden bir tanesi kemer. Şampiyon olduğu zaman kemeri kaybetmesini sağlamaktı. Devamında kemeri kazandırmaktı. Şimdi de Money in the Bank'i CM Punk, Drew McIntyre'ın tabiri caizse kusura bakmayın ama kocası oldu abi. Bak çok güzel hikaye. Bu, güzel. Ya hadi bu maç da kötü bir maç değildi ama hani olaylar molaylar falan. Ne diyeyim abi? 7 vereyim hadi yine. Hani çok da puan vermek istemiyorum böyle. Hadi 7 diyeyim ya. Ya olayı falan güzel miydi? Güzeldi de. Abi içime sinmiyor işte ya. Mesela Brown Breaker kazandır. Money the Bank'e etme. Etme abi. Yapma işte ya. Ha şovdan sonra şunu söyleyeyim. Drew McIntyre basmış show sonu programını basmış orada falan. Ve bayağı dirsek mirsek atıyor şeye. Adam Pearce'a. Çok sinirlenmiş ve çok önemli bir şey söylüyor. Hikayenin en kritik anlarından bir tanesi olabilir arkadaşlar. Diyor ki nerede yaşadığını biliyorum diyor. Muhtemelen. Hani yıllardır böyle ev basılan segmentler falan izliyoruz ya böyle set edge de falan izledik böyle düz doğru düzgün bir şeyini falan böyle hani LA Knight yok basıyordu Logan falan. öyle değil. Bu sefer galiba çok fitursuzca bir ev basma segmenti izleyeceğiz. Ve bunun için heyecanlıyım doğru söylemek gerekirse. Hadi. Triple H'e selam olsun buradan 2009. Kadınlar Money in the Bank maçı. Çok samimi bir şekilde bir şey söyleyeceğim size. Io Sky. İyi güreşti. Chelsea Green maçın en tatlı şeylerini yaptı. Naomi E hani iyi şeyler yaptı ama kazansa çok büyük söverdim. Lyra Valkyrie daha ötesini yapabilirdi bence. Olmadı. Zoe Stark yine kendine göre iyi güreşti ama kafasını yarıyordu bu arada. Hareket yapacağım derken merdivenin başına kafayı çarptı gidiyordu yani. Ve Tiffany Stratton. Günün 16.5 dakika sürmüş bir maçı. İçeri eşek arası giriyor. Girersen ağzını girme. Nefes aldım diye cam açtık 2 dakikadan. Neyse. Günün gerçekten bana göre en iyi maçı. Günün en güzel maçıydı. Ben keyif aldım. Son maçı bir de bekledim. Şu ana kadar günün en güzel maçı dedim. Bana göre günün en güzel maçıydı. Erkekler Money in the Bank maçından daha güzel miydi? Bence daha güzeldi abi. Heyecanlı mıydı? Heyecanlıydı. Ee, verimli kullandılar şeyleri ve gerçekten maç içinde, maçı demeyeyim ring içinde merdivenlerle birbirlerine gerçekten çok zarar verdiler ve bu da hoşuma gitti benim. Naomi'nin kazanma ihtimali var mıydı? Vardı. Ama birazcık böyle dışarıda kaldı gibi. Okey. Io Sky denedi. Lyra Valkyrie denedi. Zoe denedi. Zoe bir ara gerçekten kazanmanın ucuna kadar geldi. Ama Chelsea Green abi. Chelsea Green bu maçın en güzel rengiydi. Chelsea zaten Kanadalı. Seyirciden çok güzel destek aldı. Maçı kazanmanın ucuna kadar geldi. Ama en son Tiffany gelip hızlı geçiyorum. Çünkü çok güzel şeyler oldu yine bu maçta. Tiffany gelip Chelsea Green'i merdivenin tepesinden ringin dışında kurulu iki tane masaya attı ve gerçekten bunu ben Chelsea Green'i kutluyorum abi. Bunu yemek bakın evet erkekler maçında çok daha fazla görüyoruz böyle şeyler ama kadınlar maçında böyle hareketleri her zaman görmüyoruz. Gördüğümüz zaman da ben saygı duyuyorum. Kadınlar daha narindir doğruyu söylemek gerekirse ve Chelsea Green ben bazı şeyleri hak ettiğini düşünüyorum Chelsea Green bu saatten sonra. Kemerdir bilmem nedir falan değil ama ben yani mesela dakikalarını artırın. Daha çok şey verin. Chelsea Green eğlence faktörüydü. Fiziği falan da var. Yine bir şekilde kendini hissettiriyor oraya çıktığı zaman. Tiffany'nin kazanması beni sevindirdi. Bu maça 8 veriyorum. Günün bence en güzel maçıydı. Keyif de aldım. Tiffany'nin kazanması da. Ya en gelecek vaat eden Tiffany, Lyra Valkyrie bunlar da. O, o, o kişinin alması beni sevindirdi doğru söylemek gerekirse. Kutluyorum. Günün en güzel maçıydı. Keyif aldım. Devam edelim. Şimdi geldik main event. E. Zaten 16 dakika falan sürmüştü galiba. Videosu ve girişleri. Bloodline Allah'tan komple geldi. Beraber geldiler yani. Tamatonga. Sola Sikoa ve Jacob Fatu Bloodline tarafında güreş kişilerdi. Tongaloa da Tangalova artık değişmiş. Tongaloa olmuş. Yani onu da söyleyeyim. Tongaloa kenarda. Cody Rhodes, Kevin Owens. Şimdi önce Kevin Owens geldi. Kevin'ımız kitlendi bu arada şeye. Jacob atıyor. Böyle kitlendi. Bir de duygusaldı. Ya bilmeyenler varsa, SmackDown'ı izlemeyenler varsa Kevin Owens'ın e, annesi bir sürede neredeyse bir haftadır hastanede. Zor durumda ve Kevin Owens e, daha önce böyle bir şey yaşandığı zaman bizim arkadaşlardan birkaç şey dedi. Ya işte bir kayıp yaşadın nasıl böyle bir şeyler yapıyorsun falan diye. Arkadaşlar önemlidir abi iş. Belki de kafa dağıtmak için oradasın ama Kevin Owens dedi ki SmackDown'da. Ben annem benim en büyük destek şimdi dedi. Ben 11 yaşında güreşçi olmak hayali kurarken dedi annem benim en büyük destek, destekçimdi ve şu an o hasta yatağındayken ben bu şova gelmezsem kaçırırsam annem mısçar benim dedi. öğrenince bunu dedi. Öğrenirse dedi yani. O yüzden ben buradayım dedi. Onun için mücadele edeceğim dedi. Kevin Owens, Cody Rhodes, Randy Orton da şimdi geldiler. Maç maç abi. Maçın bir sürü ya 10 dakikası falan o kadar durağan. Yani birbirlerini deniyorlar. Test Jacob Fatu da mesela daha ötesini yapabilecekken daha az Çünkü neden çoklu maç? Birebir maçta daha çok kendini gösterebilir. <laughs> o kadar uykum vardı ki gece. Yani uykusuz şekilde bu şovu izledim. Ve gerçekten maçla ilgili çok şey hatırlamıyorum. Ve sonunu falan hatırladığım için bir daha dönüp bu maçı muhtemelen izlemeyeceğim. Ben bu maçtan daha büyük şeyler bekliyordum. Belki hani Cansina falan dedim. bilmem ne. O da olmadı. Bloodline, Cody Rolls, Kevin Owens, Randy Orton, Money in the Bank main eventini bana göre hak etmeyecek bir maç yaptılar. Etki olarak size bir şey söyleyeyim mi? Damien Priest, Tetris maçına, Drew McIntyre, Cashin'in, CM Punk'ın karışması bunu main event bile yapabilirdiniz ama yemez. Yemez. İnsanlar tepki gösterebileceğini görüyordunuz çünkü. Yemez. Ben olsam onu main event yapardım. Yapardım. Gece yine ama şey diyecekti ondan sonra. Yine mi Siyan Punk'ın karışması durumu Mekitar denecekti. Yap abi. Yine densin. Yine yap mesela. Bloodline, Cody Rhodes, Kevin Owens, Randy Orton. Güzel bir maç yaptılar. Yani tadında bir maç yaptılar. Ama bana göre Money in the Bank. Hmm, erken saat şovlarından sonra, bize göre erken saat, Amerika'ya göre e, Amerika'da şovlardan sonra geri dönüş şovumuz. Üf, büyük main event. Çok büyük şeyler olacak. WWE'nin landscape'i değişecek. Bu gece öyle büyük bir olay göreceksiniz ki, evet şimdiki çok büyük bir olaydı. Ama e, onun hikaye bazlı falan bir şeyler bekledik. Ben bu maça 6.5 veriyorum. Şimdi şovun genelini maçlardan bağımsız değerlendireceğim bu arada, onu da söyleyeyim. Ya maçın sonu oldu? Onu söylemedim anasını satayım. <laughs> maçın sonu ne oldu? Burada kısa bir şey bekliyordum. Yok saydırmaktan yarım saati bulmuşuz bile yani. Maçın sonunda ya yine saymıyorum. Bak bir boç oldu. Kevin Owens'a arkadan Tongaloa gelip low blow yapacaktı. Yapamadı. Sıçta batırdı. Önce bir pandik attı, olmadı. Sonra vurdu böyle. Neyse hadi. Onu da geçtik. Cody Rhodes'un pinlenmesini beklemiyordum. Kevin, Kevin Owens pinlenir diye bekliyordum ben. Doğru söylemek gerekirse. Ama Cody Rhodes'u pinlediler abi. Bak bu güzel bir tercih. Bu güzel bir tercih. Zaten zor durumda kalmıştı. Tam böyle eee işte Crossroads'lar geliyordu falan derken artık orası karıştı marıştı. Cody Rhodes tek başına ringteyken Jacky Fatu geldi. Jacky Fatu adeta Solasiko'ya hazırladı galibiyeti. Hazırladı. Solasiko geldi. En son olayını yaptı. Spear falan da vurdu zaten. Yapıyor. Yani artık Solasiko da yapıyor. Herkes yapıyor. Yapıldı. Hareket bitti. Spike de geldi falan bir şekilde ulan, ulan, biri gelir mi falan olmadı. Cody Rhodes pinlendi abi. Ondan sonra yine bu şey takıldı. Ee, neydi adı? Falafonga mıydı? Lua Lua mıydı? Neydi adı? Ulafala. Heh, Ulafala. Ulafala geldi. Takıldı. Bu şekilde biz buranın lideriyiz bilmem ne deyip Summer Slam'in altyapısını yaptılar. Sola çıkan Cody Rhodes kemer maçı olacak zaten. Yaptılar ve buna gideceğiz. Şov böyle, böyle, böyle bitti şova puanım. Sen beni hype'larsan şovdan birkaç saat önce of neler olacak var ya göreceksiniz diye. Evet oldu mu? Bağımsız şekilde bakarsan yine Drew McIntyre, CM Punk oldu ama Money in the Bank'e heba etme. Sen bizim Brown Breaker'da olması gerektiği gibiydi ama benim gönlüm Bron Breaker'ın kazanmasına Çünkü farklı bir şey görmek istiyordum artık. Ya çünkü Chad Gable'ı çıkardınız mesela. Chad Gable çok güzel bir Intercontinental şampiyon olup bu karakteriyle çok güzel, daha, Semi'den daha eğlenceli şeyler sunabilirdi. Bron Breaker, Muhtemelen bu kemeri alacak. Bir maç daha yaparlar Sami Zeyn'le. Ve belki de orada alacak. Ama niye vermiyorsun ya? Bir kere ver oğlum ya. Oğlum her zaman hikaye derinleşmeden. Ver bir kere. Giriş maçı. Durum tane kazanması güzel miydi? Güzeldi. Ama Money Debek heba ettiniz. Bir sene Money Debek bekleyeceğiz. Tiffany. Gecenin maç olarak en güzel maçı. En güzel kazanlıydı. Okey. Bu maç ya gerçekten bazı arkadaşlar chatte dedi ki abi ben şu an rahada bir maç izliyormuşum gibi hissettim dedi. Gerçekten öyleydi oğlum. Çok özel bir şey sunmadı bu maç. Sunmadı. Ben şova yani Hadi bunu veriyorum. Ben şova 4 veriyorum abi. Şova 4 veriyorum. Daha ötesine çıkamıyorum. Çıkmayacağım. İnadına çıkmayacağım ya. Çıkmayacağım oğlum. Kendimi düşüneceğim. Ben hiç uyumadan yayına girdim. Güzel şeyler bekliyorum. Hype'ladılar da beni. Bak ben o kadar hype'lı değildim. Triple H'dir odur budur. Bir sürü şey attılar Twitter'da falan. Belki de bakmasam bu kadar hype'la girmezdim. Çok nadirdir benim. Hype'ım yüksek olup. Ondan dolayı hakikaten uğurum ama bu sefer öyleydi evet. Bu sefer birazcık öyleydi. Ben memnun ayrılmadım. Ben gerçekten memnun oldum. Ha Daha kötüsü ne olurdu? Naomi kazanırdı mesela. <gülüyor> yani <gülüyor> bu olabilirdi. Öyle bir şey yapabilirdiniz. Uf, abi ben hiç memnun ayrılmadım. Burada sizlerle Elimination Chamber 2021'den beri her Premium Diamond ben burada canlı yayın açıyorum. Şimdiye kadar hiç aksatmadık. Çok şükür. Önümüzde SummerSlam var. Yine bir aksilik olmasa burada olacağım. İşte kaza, bela, sağlık durum falan olmasa burada olacağım. Abi. Bak. Clash at the Castle'dan sonra güzel şeyler yaptınız ve dedik ki tamam WWE tekrardan yükselir. Çünkü ben görüyorum ki Amerika dışı şovları Triple H daha çok gelir odaklı düşünüyor. Tamam. Ama Triple H bu sefer sana yazıklar olsun. Hype'lama oğlum. Başlarım en sevdiğim güreşçi olmana senin. Hype'lama. Böyle bir hype yok. En büyük bilmem ne olacak en büyük şey. Ne oldu şimdi? Toronto'da şimdiye kadar Toronto'nun en büyük gelirini bilet fiyatlarını yüksek tuttuk. Emin ki umurumda değil. İstediğin kadar çok para kazan. Umurumda değil. WrestleMania'dan sonra şirket bak böyle oldu hikaye tamam, ben bunu bekliyordum bu arada. Oldu oldu oldu. Money demek de bekliyorum. böyle olmamız lazım. Olamadık. Hikaye olarak oldu mu aslına bakarsan işte Cody bilmem ne. Umurumda değil. Bir kere daha bana WWE tarihinin en büyük günü olacak. WWE'nin landscape'i yer yerinden oynayacak, değişecek diye dersen senin ağzına sıçarım. Demeyeceksin bir daha böyle bir şey. Söylemeyeceksin. Triple H. Laf sözüm sana abi. Bu sefer hayal kırıklığına uğradım. Ama yanılmadım. Hep diyorlar ya. Triple H. Büyük şovlarda başarısı oluyor. WrestleMania'da Cody Roman'ın rock Mevzus olmasa yine o kadar iyi bir WrestleMania değildi. Samimiyim bu konuda. Bir tane hikayeyi iki main eventle çok güzel işlediniz. Oradan kurtardınız. Bu sefer kurtarmaz. Kurtarmaz bu sefer. Amerikan seyircisi Cody'ye tapıyor. Cody'yi çok seviyor bilmem ne diye. Sadece Cody ile kurtaramaz. Şu an Drew'la Sian Punk senin lo lokomotifin. Kemersiz Fuel senin lokomotifin. Cody değil. Kusura bakmayın. Değil abi. Cody main event olabilir. Ama değil. Etki yaratmıyor. O kadar büyük etki yaratmıyor. Değil abi. Bu saatten sonra yapacağın en küçük hatalar gerçekten istediğin kadar para kazan. Çok büyük para kazanıyorsun. Parayı kazanırken elindeki malzemeyi, kaliteyi düşürürsen bu tarz seyirci kaybedersin işte. Ben burada söverim. Bu sefer yanlış. Bu yanlıştı abi. Daha iyisini yapabilirdin. Oğlum main event gerçekten raw main event gibi falan diyen. Yani. Yapmayın gözünü seveyim ya. ya pinlenmesi doğru karar. Evet. Ama daha ötesi yok. Yok abi. Şimdi kadar herhalde en çok tepki gösterdiğim yayınlardan biriydi yani. Ve şimdi ben bunu 2 saat editleyeceğim, reels yapacağım ve işe geç gideceğim mecburen yani. Ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Böyle şov olmaz olsun. Ben ben hiç mutlu ayrılmadım. Mutlu ayrılanlara tebrikler. Çok gerçekten güzel şey başardınız. Günün en güzel şeyi kadınlar en güzel maç kadınlar maçıydı. Tiffany'i tebrik ediyorum ve Can günün en büyük olayıysa Can Sena 2025'te muhtemelen full time şekilde son kez görünüp gidecek. Ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bütün yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bir şey unuttuysam da kusura bakmayın. Neredeyse 40 dakikalık şey konuşmuşum yine yani. Harbiden içim dolu çünkü oğlum. Hadi görüşürüz. Gece de bir yayın patlasam mı acaba? Ne diyorsunuz? Buraya kadar izleyenler aslında. Oğlum bütün haftanın yorgunluğuyla ben kim bilir ne olurum akşam ya. <laughs> Zaten onda geleceğim işte. Hadi görüşürüz.